Herkese hayırlı akşamlar diliyorum tekrardan. Hepiniz hoş geldiniz. Dijital içerikler, öğretmenlere yönelik dijital içerikler eğitimin adı. Önce ben kendimi bir tanıtayım. Ben Burak Turgut, Rize Pazar Vali Erdalata Ortaokulu'nda görev yapıyorum. Rizeliyim aslen. Ve bu tarz birçok eğitimlerde yine bulunduk, yine devam ediyoruz. Bugün de yine farklı ve güzel bir uygulamayla sizlerle birlikteyiz. Umarım faydalı ve güzel geçeceğini düşünüyorum. Öğretmenlere yönelik dijital içeriklerden bahsettik. Önce bu kavramı açıklayayım. Öğretmenlere yönelik dijital içerikler nedir? Öğretmenlere yönelik dijital içerikler bizim derslerde ya da ders dışında kullandığımız bir takım online ya da mobil uygulamalı olarak araçlar. Bunlarla alakalı şöyle bir Rize Milli Eğitim'den daha önce bunun birincisini ve ikincisini yapmıştık. Çok güzel eğitimlerdi. Eğer fırsatınız olursa bu eğitimlere de bakmanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Yine diğer uygulamalarda Econfinder, işte mail veya PDF dönüştürücüler, müzikle alakalı ya da işte Adobe Scan, Canva, Duolingo gibi birçok uygulama üzerinden bahsetmiştik ve bunlar uygulama olarak anlatmıştık sizlerle birlikte. Bu eğitimde de bunlardan farklı, günümüzde de yine kullanılan birçok popüler araçlardan bahsedeceğiz. Bunları da tabii ki kişisel tercihlerinize göre zaman zaman kullanabilirsiniz. Kullanmasanız önerebilirsiniz. Ama ben yine birçoğunu kullanmaya çalışıyorum. Zaman olunca ders içerisinde de bazen bilişim atölyesinde olunca sınıfta da bazen web sayfası olarak da kullanabiliyorum. İşime yarıyor birçoğu. Umarım sizin işinize yarar diye düşünüyorum ve ben şöyle sırasıyla başlayayım. Tabii bu uygulamaları bazıları uygulama, bazıları da web sayfası olarak çalışıyor bunların. Ben bu uygulamaları anlatırken bir taraftan da telefondan uygulama yapacağım. O yüzden telefonumu bağlamam gerekiyor. Hazır hale getireyim telefonumu. Evet. Şöyle telefonumu da bağlayayım buradan. Tamam. Şimdi ilk uygulamamla başlayayım sizlerle birlikte. Teacher Kit diye bir mobil uygulama. Bir ses geliyor ama o ses benden mi geliyor bilmiyorum. Sanırım gitti şu an. Chat falan chatten mi geliyor acaba yoksa? Evet, şimdi Teacher Kit'le başlıyorum. Birinci olarak ilk uygulamamız. Şimdi bazen öğretmen sınıf içerisinde öğrencilerinden mesela aldığı İşte daha doğrusu şöyle sınıflarını ayırıyor mesela ben hatta ekran görüntümü vereyim. Mesela örnek olarak ben 3 tane sınıf yazdım. Girdiğiniz sınıflara özel ödevler, projeler, zaman zaman işte sınavlar, dokümanlar, sınıfınızla alakalı çalışmalar yapıyorsunuz diyelim. Bu uygulama tamamen o anlamda sizin işinize yarıyor. Şöyle mesela sınıflarınızı oluşturuyorsunuz bu uygulamada. Tamamen kullanımı da ücretsiz ayrıca. Bu sınıfta işte 9A sınıfıyla alakalı bir takım işte öğrencilerimi ekleyebiliyorum. Öğrenciler dışında burada bir atama yapabiliyorum. Öğrencilerimi dışarıdan ekleyip onlara ödev ve sorumluluklar verebiliyorum. Sınav tarihleri, bir notlarımı, sınıfa alakalı çalışmalarımı, planlarımı, günlük planlarımı, haftalık planlarımı bu uygulama üzerinden kontrol edebiliyorum, arşivleyebiliyorum. Yani buradaki sistem tamamen ücretsiz. Herhangi bir reklam falan da içermiyor. Kullanışlı, gayet de güzel. Ben hani birkaç sınıfımla uygulamayı denemeye başladım ama ilerisi için ben hani çok fazla genelde Google Keep'i kullanıyorum not olarak. Ama tel bir uygulamayla bütün sınıfını kontrol etmek isteyen bir öğretmen için uygulama çok avantajlı kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. İkinci uygulama Simplimate Lite diye bir uygulama. Aslında bu da bir zihin aracı olarak şöyle eklemek istedim. Mobil cihazımdan açayım bu uygulamayı. Burada zihin haritasını mobil uygulama üzerinden oluşturuyorsunuz. Mesela yeni bir şuradan bir araç oluşturayım. Telefonunuza bunu indirdiğinizde işte zihin haritam, zihin haritalama diye telefonu hatta yan çevirebilirsem görüntü, evet bozulma olmuyor. Burada merkezi oluşturduğunuz herhangi bir zihin haritasına şöyle metin olarak veya görsel olarak bağlı bulunan mesela şöyle bir tanesine bir bağlı diyelim.
oluşturun. Buna bağlı farklı farklı zihin haritaları oluşturabiliyorsunuz. İstediğiniz kadar, istediğiniz şekilde metin, görsel, buna bağlı olarak hatta eklediğiniz diğer araca bağlı olarak da yine yazılar, görseller ekleyebiliyorsunuz ve çok güzel de bir görünüm oluyor. Bunu da görüntü olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Mesela öğrencilerinize işte bazı kavramları öğretmek istiyorsunuz ve bu kavramları anlatmadan önce Zoom'da atıyorum 10 dakika sonra bir dersim var. Belli kavramlar üzerinde durman gerekiyor diyelim. Bu kavramları anlatırken ders öncesinde kendinize bir zihin haritası oluşturup burada onu belirtebilirsiniz. Hani şunu demek istiyorum, bazen sizin anlatmak istediğiniz harita veya kavram haritaları sizin internette bulduğunuz gibi olmuyor. Kendiniz istediğiniz gibi mesela bir tanesini çıkartmanız, yeni bir şey eklemeniz gerekiyor atıyorum. Burada kendiniz sıfırdan bir kavram haritası oluşturabiliyorsunuz. Bunun web olarak uygulaması da Padlet var. Bilgisayar üzerinde de Padlet kullanarak bunu oluşturabilirsiniz. O da yine güzel bir araç olduğunu düşünüyorum. Trello var. Şunu ben birazcık küçültsem şöyle. Sanırım biraz daha güzel olacak. Evet, Trello var. Bunu ben son zamanlarda keşfettim. Size de mutlaka önermek istiyorum. Şimdi bu eğitimde tekrar edeyim. Hani eğitimin adı dijital içerikler. Burada öğretmenlere yönelik kullanabileceğimiz eğitim içerisinde bizim mobil uygulamalarımızı anlatıyoruz. Bu uygulamalardan da bir tanesi Trello. Trello uygulaması bir analiz, kontrol, düzenleyici, zaman içerisinde yapacağınız birçok şeyle alakalı size avantaj sağlıyor. Bu şöyle bir şey. Hatta bunun da gelişmiş versiyonu olarak Google Microsoft Teams'i düşünebilirsiniz. Bunu Trello'ya şu şekilde Trello'dan kendi web sayfasından da ulaşabiliyorum. Mesela şu anda Trello yazdığımda kendi web sayfasından da aynı işlemleri yapabiliyorum. Mobil uygulamayla eş zamanlı çalışıyor. Burada bir takım pano, şablon, efektler var. Dediğiniz ki bütün okul olarak işte benim mesela şu an şu okulda çalışıyorum. Bu okuldaki bütün öğretmenlerle, bütün sınıflarla hatta bütün öğretmen kadrosuyla bir şablon oluşturuyorsunuz. Her sınıfın, her öğretmenin kendisine ait bir alanı, bir şablonu, bir şey olabiliyor burada. Kurumsal olarak kullanabilirsiniz. Mesela ben 9A sınıfımla alakalı bir içerik şey oluşturuyorum burada. Öğrencilerimi dışarıdan da ekleyebiliyorum. İşte dışarıdan eklenen öğrencilerime sınıf bazında çalışmalar verebiliyorum ve bu sınıf çalışmalarını atıyorum belli bir düzene göre, plana göre, zamana göre yapabiliyorum. Diyorum ki işte burada şu şekilde mesela bir şablon oluşturuyor. Hatta ben kendi şablonlarım üzerinden size bunu göstereyim. Mesela sınav haftalarınızı okul olarak burada koyabiliyorsunuz. Okulunuzda 18 tane öğretmen vardır. 18 öğretmeni buraya üye yaparsınız. Her öğretmen kendi sınav günüyle alakalı oraya bir takım içerikler ekler veya farklı etkinlikleriyle alakalı orada bir şey ekler. Mesela şöyle de kullanabilir. İşte eğitsel kol faaliyetlerinde öğretmenler yaptığı çalışmaları orada ekleyebilir. Fotoğraf olarak, görsel olarak ekleyebilir. Mobil uygulama olması çok büyük bir avantaj. Hem mobil uygulamadan hem de web sayfasından bir okul yönetimi sağlanabilir burada. Her alanla alakalı şablonlar var ve bu şablonları kullanırken size hiçbir şekilde ücret falan da talep etmiyor. Sizin kendi kurduğunuz şablona ve panoya göre çok güzel bir içerik oluşturuyor. Siz sadece onun içini düzenliyorsunuz. Başka bir şey yapmıyorsunuz. İçine içerik ekliyorsunuz. Benim mesela şablonlarım arasında şöyle bir zamanlama vardı. İşte Perşembe günü şu derslerim, Salı günü şu derslerim, Çarşamba günü eğitimlerim, Cuma günü falan böyle değişik tarzda kendime göre planladığım eğitimlerim vardı mesela. Bunu o amaçla kullanabilirsiniz. Çok fazla ayrıntısına inmiyorum zamanınızı çok fazla almamak için. Sadece püf noktalarını gösterip geçmek istiyorum. Irim Webcam uygulaması bu şu şekilde bazen derste öğrenci ve öğretmenlerimiz işlem olarak ikinci bir kameraya gerek duyabiliyor. Mesela matematik dersinde ikinci bir kamera gerekiyor. Irim Webcam o işe yarıyor. Bunu yine Google Play'den indiriyorsunuz ve bilgisayarınıza aldıktan sonra şöyle Irim Webcam diyorum. Şu an mesela beni görüntümü burada veriyor. Irim Webcam uygulamasını açtığınızda hatta şu AnyDesk'i ben açayım şuradan. Bunu ikinci kamera olarak ayarlayabiliyor bilgisayarınızda. Şuradan da hatta bir özellik vardı. Evet. Kendisi otomatik olarak bağlanıyor. Neyse şu an ben bunu bağlamayayım. Ben normal uygulamamdan devam edeyim. Mesela bilgisayarınızda bir işlem yapıyorsunuz matematik dersinde veya resim tasarım dersinde. Dediğiniz ki ben telefonumu ikinci kamera olarak kullanmak istiyorum. Irim Webcam uygulaması. Telefonunuza kuruyorsunuz. Sonra Zoom'a geliyorsunuz. Zoom'da
paylaş şurada share screen dediğinizde advanced özelliğine content from iki el kamera seçeneği var. Paylaş dedikten sonra hemen yukarıda çıkıyor. Telefonunuzu ikinci bir kamera olarak kullanmak istiyorsanız kullandığımız bir web sayfası kullandığımız bir mobil uygulama çok işinize yarayacaktır ki mutlaka ikinci kamera sıkıntısı çeken öğretmenlerime faydalı olur. Gelin Family Link'e. Bu şöyle Family bunun birden fazla uygulaması aslında var. Google Play Store benim nereye gitti? Play Store'u bir açayım. Bu arada benim Anydesk'im kapandı. Şöyle. Family Link uygulaması bir ebeveyn kontrol uygulamasıdır. Google size şöyle bir avantaj katıyor. Diyor ki sen ebeveynsin. Tamam ben seni anlıyorum. 13 yaşından altındaki çocuklar için kullanabileceğin bir uygulama öneriyorum sana. Peki ne yapacağım ben? Google diyor ki sana bu uygulamayı kuracaksın. Çocuğuna da kuracaksın. Burada cihazları birbirine bağlayarak çocuğun telefondan hangi sayfalarına girdiği, ne yaptığını kontrol etme amaçlı. Zaten uygulamadan da temel kurallar belirleyemeyiz ama hani çocukların Google hesabı kullanarak nerelere giriş yaptığını takip edebiliriz. O amaçla bir takip uygulaması kullanabilirsiniz. Arayüz olarak da çok zor bir arayüze sahip değil. Diğer Google araçları gibi uygulamayı açtığınızda bu telefonu kim kullanacak diyor mesela. Ben ebeveyn olarak işaretliyorum. Daha sonra ilerliyorum, hazırım ve çocuğumun cihazını bağlıyorum buraya. Onun telefonundan kendinize bir Gmail hesabı açıp kontrol edebilirsiniz. Yani avantajlı bir uygulama. Çocuklar bazen telefonu alıyor. Nereye girdiğini, ne yaptığını falan bulamıyoruz. Hatta bu uygulamanın yorumlarında da çok ilginç şeyler var, yorumlar var. Aslında uygulama çok kaliteli ve güzel bir uygulama. Ama yorum olarak bazıları şey yazmış. Mesela çok berbat, sakın yüklemeyin. Bunu yazan da zaten eminim ki küçük çocuklardır. Sakın yüklemeyin, çok kötü bir uygulama diye velilere bunu indirmemesini falan söylüyorlar. Farklı bir uygulamada Google artırılmış gerçeklik uygulaması. Aslında bu uygulama değil. Bunu Google üzerinden yapıyoruz. Burada Google bize bir takım şeyler veriyor. Hatta bununla alakalı web sitem vardı şurada. Onu açabilirim ben size. Evet şu. Google'un bize sunduğu, daha doğrusu tüm insanlara sunduğu bir artırılmış gerçeklik uygulaması var. Burada bazı hayvanları Google'da üç boyutlu olarak aratabiliyoruz. Mesela burada hangi hayvanları aratabildiğinizi hatta kendisi bize söylüyor. Mesela şurada ne varmış? Kartal var mesela ya da Amerikan papağanı. Bunu aratabiliyorsun diyorum. Peki nasıl aratabiliyorum? Normal bildiğiniz Google'a şuradan giriyorsunuz. Google'da işte mesela Amerikan papağanı yazıyorsun diyor. Şu alt tarafta hatta bu benim kendi Google'umdan yazayım. Bu biraz geç açtı. Mesela penguen. Penguen beslemek çıktı. Sıradan bir hayvanın adını yazıyorsunuz. Şu alt tarafta hemen şu seçenek 3D olarak göster diyor. Bunu seçiyorum. Bana bunu işte nereye mesela şu şekilde bir aslında görüntü olarak tamamen 3 boyutlu evinize getiriyor. Mesela şöyle ben kitaplığı doğru bir tutayım bunu. Şöyle evin orta yerinde bir yerde tutuyor. Hala evet şu anda getirdi. Böyle biraz büyütüp böyle değişik değişik fotoğraf çeken de var. Evin içine bildiğiniz pengueni böyle getirmiş. Evcil hayvan diye besleyebiliyorsunuz evin içerisinde. Çok ilginç, değişik bir uygulama. Yine bu avantajı bize Google sunuyor. Kullanmak isteyen veya işine yaramak isteyen kullanabilir. Burada birçok hayvan var. Hele ki ilkokuldaki çocuklar için bu tarz şeyler çok avantajlı ve eğlenceli olabilir. Kaplan, aslan, ördek aklınıza hangi hayvan geliyorsa onu getirebiliyorsunuz. Birçok hayvan bu uygulamada var. Yedinci uygulama aslında Canva. Canva'yı birçok öğretmenimiz artık günümüzde biliyor. Ben Canva uygulamasından ziyade Canva'nın benim son zamanlarda keşfettiğim bir özelliği var. Bu da Canva'yı ücretsiz yapma özelliği. Canva'nın kendisine ait bir ücretsiz oluşturma linki var. Bunu ben şöyle bir link olarak paylaşabilirsem. Evet. Mesela chat bölümüne bunu atayım. Birçok öğretmenimizle yine paylaştım ama belki aramızda
Bilmeyen veya bu şekilde duymayan varsa da onlarla da yine paylaşayım. Hatta ben bunu YouTube'la da paylaşayım. Milli Eğitim şurada YouTube üzerinden de paylaşayım ben bunu. Canva normalde bir afiş oluşturma aracı. Ama sizler Canva'yı kullanırken öğretmen olarak Canva'da ücretsiz kullanabiliyorsunuz Canva'yı. Bir afiş oluşturduğunuzda bazı işte görseller veya bazı kullandığınız şeyler ücretli hale gelebiliyor. Premium veya üzerine Canva yazısı falan çıkıyor, reklam ekliyor. Ama Canva'ya başvurduğunuzda eğitimci olarak bütün içeriklerini tamamen ücretsiz kullanıyorsunuz ve ben şu anda Canva'yı bunu yaptım. Bir gün içerisinde onaylandı ve bana sınıf oluşturma ve diğer tasarımlar hakkında birçok tasarım ücretsiz kullanma imkanı verdi. Çok da işime yarıyor açıkçası. Ben bütün tasarımlarımı, afişlerimi, görsellerimi tamamıyla Canva'dan hazırlıyorum. İşinize mutlaka yarar. Açtıktan sonra da sınıf çalışması falan da yapabilirsiniz. Öğrencilerinize çok güzel içerikler var. Burada sadece size o gönderdiğim linkte bir işte sertifika, başarı belgesi, öğretmen olduğunuza dair veya öğretmenlik personel kartı, kimlik numaranızı falan gizleyebilirsiniz. O tarz belgeler istiyor. Zaten kendi sayfasından da okuyabilirsiniz. Valla ben gönderdim. Çok da memnunum. İsteyen varsa bu şekilde kullanmaya devam edebilir. Canva'nın güzel tarafları var. Şimdi Capcut diye bir uygulama var. Capcut. Bu şöyle. Bunu bir açalım hemen yine. Capcut. Normalde ben telefonda aslında Quick uygulamasını çok seviyorum. Quick'te kendi videoları, hani bazen bilgisayarda Movie Maker veya şey uygulamaları vardı eskiden. Ama günümüzde artık Camtasia gibi, işte Adobe Premiere Pro gibi çok profesyonel video hazırlama araçları var. Capcut telefondan bir video hazırlıyorsunuz. Dediniz ki bugün 29 Ekim. Öğrencilerinize 6-7 tane fotoğraf çektiğiniz çok güzel fotoğraflar ve bunları artık videoya dökmek istiyorsunuz diyelim. Burada mesela İşte ne bileyim şöyle benim daha önce çektiğim birkaç fotoğraf veya işte şöyle bir iki tane de video, hatta bir tane video olsun, çok fazla şey olmasın, çok fazla fotoğraf ekledik. Burada fotoğraflarınızı, videolarınızı ekliyorsunuz. Hatta geçiş efektleri falan da verebiliyorsunuz. Böyle fotoğraflara çok güzel böyle geçiş efektleri falan var. Fotoğraflarınızı slaytlı böyle değişik birleştirip bir güzel şey haline getiriyor. Tamamen görsel efektleri muazzam derecede iyi. Kullanmanızı tavsiye ederim. Hani bazen diyebiliyor bir öğretmen, hocam iki tane resmim var, iki tane videom var. Bu videolar resimlerini birleştireceğim, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Bu tarz uygulamalarla bunu yapabiliyorsunuz. Bir de hazır bunu demişken Quick'i de söyleyelim. Bunun da farklı bir versiyonu var yine Quick. Bu da yine çok güzel ve profesyonel bir uygulama. Mutlaka önerebilirim. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Şiddetle tavsiye ediyorum. Bu iki uygulama hem ücretsiz olması hem de telefonda çok güzel içerikler yapabiliyor olması bize avantaj katıyor. Bir öğretmen yani ders içerisinde ya da ders dışında bazen böyle kendisine ait içerikler hazırlayabilir. Hazırlayacağı içerikler hani ne bileyim dışarıdan öğrencilerine de gönderebilir ya da kendisi de kullanabilir. O yüzden hani ayaküstü içerik hazırlamak, video hazırlamak isteyen öğretmenlerim için kullanımı bir güzel bir avantaj sağlar. Crossword Labs diye bir uygulama var. Bu bir bulmaca uygulaması. Çok tatlı bir şey öneriyor bize. Şöyle açarak hemen göstereyim. Bunu buraya sanırım ben bunu kaydetmedim. Evet, Crossword Labs. Şimdi bu uygulamada öğrencilerinize bir oyun oynatıyorsunuz. Bir aslında puzzle. Şöyle oyunumuz dediniz. Burada soru soruyorsunuz ve cevap arıyorsunuz. Mesela Rize yazdım. İşte çayın başkenti dedim. Veya Ankara dedim. İşte Türkiye'nin başkenti. Veya şuraya işte mesela ne olabilir? İşte Paris dedim. İşte ne bileyim Fransa başkenti. İşte Atina dedim. Atina. İşte Yunanistan başkenti vesaire. Bu şekilde bir soru sordum atıyorum.
Öğrencilerinize hiçbir giriş yapmadan, hiçbir kayıt falan bir şey de olmadan direkt gönderiyorsunuz ve bir oyun oynuyorlar. Şurada share linki var. Sadece bir kopya, kopyalıyorsunuz paylaşımı. Öğrencilerinize şuradan chat bölümünden hop gönderiyorsunuz. Öğrencileriniz buna şöyle klik yaptığında başlıyorlar. Bu linke tıkladığında başlıyorlar oyun oynamaya. Mesela İngilizce'de kullanabilirsiniz terim olarak veya coğrafi terimleri öğrettiğinizde kullanabilirsiniz. İşte yer küre ile alakalı bir soru atıyorum veya bilgisayarla alakalı terimleri kullanmada. Burada öğrenci mesela diyor ki bakacak birinci soru Fransa'nın başkenti. Gelecek tıklayacak buraya işte yazacak ki Paris. Bakacak ikinci soru ne Yunanistan'ın başkenti. Şöyle mesela yazacak buraya işte Atina bu şekilde böyle çözecek ilerleyecek. Siz tabii kendiniz oyun oluşturabilirsiniz. Burada oyun içerisinde diğer oyunlar da var. Onlara da bakabilirsiniz ilham almak açısından. Onlara da yine öğrencilerinize öğretebilirsiniz. Böyle bulmaca tarzında oluşturmak istiyorsanız tavsiye edebileceğim güzel bir uygulama. Charles Baudelaire var. Bu grafik oluşturucu ve çok sıklıkla kullanılan aslında bir grafik oluşturucu. Buna benzer birçok alternatif uygulamalar da var aslında da. Ben bunu önermek istedim size. Şöyle bir yazayım. Bunu da kaydetmemişim. Charles Builder. Şimdi diyelim ki elinizde bir takım veriler var ve bu veriler okulunuzda veya kişisel hayatınızda böyle kullanmak istediğiniz bir grafik istiyorsunuz. Normalde Excel'de bu imkan var ama Excel'de yaptıktan sonra kaydetme biraz sıkıntı oluyor. Yani herkes de yapamıyor. Burada dediniz ki mesela okulunuzda bir deneme sınavı yaptınız. İşte Türkçe, matematik ya da farklı bir şey olabilir. Ne bileyim işte sosyal bilgiler, işte fen dediniz. Burada bunları şöyle silelim. Bunlara gerek yok. Şunlara da gerek yok. Mesela dediniz ki 10 net, 15 net, 10 net, 15 net. Ortalama bu şekilde bir net çıktı. Burada grafik boyutunu seçiyorsunuz. Mesela şu şekilde böyle bir grafik hazırlamak istiyorum. Şöyle generate dediğinde size şu şekilde hazır grafiği otomatik olarak veriyor. Türkçeden 15, işte matematikten 10 şeklinde böyle bir grafik veriyor. Hatta bunu URL olarak şöyle kopyalayıp başkalarına da gönderebiliyorsunuz. Dediğiniz ki hocam biz şey yaptık ama bize bunun istatistiğini vermedin. Hocam istatistikler belli ama bunu ben bir grafiğe dökeyim diyerek grafik halinde verip şöyle link olarak da paylaşabiliyorsunuz. Tabii bunu link olarak paylaştınız diyelim. Bu şekilde güzel bir link oldu. Bunu böyle resim olarak bilgisayarınıza da kaydedebilirsiniz. JPEG olarak saklayabilirsiniz. Yani anlık olarak böyle dediğiniz ki 5 saniyede bir grafik oluşturacağım. Kullanabilirsiniz. Çok güzel de bir içerik. Tavsiye ediyorum. Gelelim Pixton'a. Pixton hikaye tarzında çizgi romanlar oluşturabileceğiniz bir web sayfası. Bunun şöyle Pixton yazdığımızda sanırım çıkıyor. Ha, yanlış yazdım. Pixton yazdım. Pixton. Mobil uygulaması da sanırım Google Play olması lazım. Google Store'da var. Google'da var. Mobil uygulamasını tam bilmiyorum ama genelde web sayfası çok kullanışlı. Sayfasına girdiğinizde size öğretmen misiniz, öğrenci misiniz onu soruyor. Öğretmen olduğumu söylüyorum. Öğretmen olarak giriş yapıyorum. Ve şurada daha önce benim burada girişim olması lazım. Burada bir takım arka planlar, karakterler var. Yani bazen öğretmenlerimiz sınıf içinde öğrencilerine dijital hikayeler, öyküler oluşturabiliyor. Ve bu oluşturduğu hikayeleri görsel hale dökebiliyor. Tabii burada bir sınıfımı seçeyim. Mesela şöyle 6 sınıf. Neyse şöyle bir geç. Tamam, bunu da geç. Bu kadar uzatmıyordu ama. Bunları sonra yaparız ya. Bu kadar. Bu direkt giriyordu ama neden bana bunlar sordu? Ben onu anlamadım. Bir daha gireyim. Tamam. Şu an bunun içerikleri sanırım biraz değişmiş. Yoksa ben mi yanlış bir yere tıkladım diye düşünüyorum da. Şöyle bir sign up free dedim. Arayüzünü göstermek istiyorum size de. Evet yine buraya girdi.
Sanırım bunları yeni eklemişler herhalde. Çünkü ben en son girdiğimde bunlar yoktu burada. Ya da farklı bir yerden giriş yaptık herhalde. Neyse. Yani kısacası bu arayüz olarak şöyle bir takım karakterler var arayüzünde. O karakterleri arka planlarla birleştirerek bir dijital öykü tasarlıyorsunuz. Bir video haline falan oluyor. İndirip kullanabiliyorsunuz bunu. Gayet de güzel ve şık bir arayüze sahip. Bol bol renklendirmiş sistemini. Önerebiliyorum. Gayet de güzel bir uygulama. Word Wall var. Word Wall. Şöyle bir sayfasını yazalım. Bu da yine bir oyunlaştırma aracı olarak kullanılıyor. Birçok derste ve birçok ders dışında bu uygulamayı rahatla kullanabiliyorsunuz. Ben daha önce giriş yapmıştım bu uygulamaya. Aslında birçoğuna zaten Google hesabınıza giriş sağlayabiliyorsunuz bu uygulamaların da. Hani giriş sağlamayı falan anlatmıyorum. Onu az çok yapabiliyorsunuz diye. Burada şöyle, önce uygulamaya bir giriş sağladınız. Uygulamaya giriş sağladıktan sonra şurada community var. Burada daha önce sistem üzerinde yapılan farklı öğretmenlerin oyunlarını görebilirsiniz. Mesela önce bunlara bakmanızı tavsiye ederim. Mesela öğretmenlerimiz neler yapmış? Kelime eşleştirmeler, kelime bulmalar, oyunlar, işte çark felekler, yapbozlar, puzzle'lar, harf bulmalar, değişik şeyler. Her yaşa uygun oyun seçenekleri burada var. Önce oyunlar incelediniz. Ha tamam dediniz. Benim de aklımda bir oyun oluştu ve bu sefer aktivite oluşturmaya başlıyorsunuz. Şöyle birçok aktivite var. Burada gerçekten çok güzel ve ücretsiz uygulamalar var. Sınav uygulaması, eşleştirmeler, işte grup veya çark çevirmeli oyunlar, adam asmacı falan filan değişik oyunlar, uçak oyunlarla, labirent oyunlar, kayıp kelime, kelime arama. Mesela şu kelime arama oyunu gayet güzel. Bu tarzda bir oyun yapıyorsunuz. Kelimelerinizi yazıyorsunuz. İşte ne bileyim Rize yazdım. Mesela şöyle yeni bir kelime ekle. İşte mesela Ankara yazdım. İşte mesela şunu Türkçe yaptığım için biraz sıkıntı veriyor bana. Onu bir kapatayım. Mesela mesela Malatya, işte Manisa, mesela Şırnak, böyle Sivas. Neyse çok da fazla uzağa gitmeyelim. Mesela kelime bulma ile alakalı oyunlar öğrencilerinize İngilizce kelimeler aratmak istiyorsunuz ya da bir takım veriler oluşturduğunuz oyuna dökmek istiyorsunuz bunları. Böyle start dediğinizde evet burada kelimelerinizi şu an sizin gizliyor. Tabii ben mesela ne var? Mesela şurada Sivas var. Mesela şurada Rize var. Mesela şurada İstanbul var. Bunu hatta şurada süre de ekleyebiliyorsunuz. Şuradan mesela belli bir süre ekleyebiliyorsunuz buna. Zaman olarak şey yapabiliyorsunuz öğrencilerinize. Ve bunu daha sonra share dediğiniz sırada şuradan my students öğrencilerimle paylaş dediğinizde ücretsiz olarak paylaşabiliyorsunuz. Yani öğrencileriniz hiçbir şekilde üye olmuyor. Kayıt falan da olmuyor. Dediğim gibi oyun seçenekleri bir hayli fazla. Birçok oyun oluşturabiliyorsunuz burada. Yüzlerce böyle kategorik olarak birçok kategori var. Bunların tabii pro versiyonları da var ama biz pro versiyonlarını genelde ben hiç kullanmıyorum. Ücretsiz kısımlar bana yetiyor. Quiz oluşturabiliyor, sınav oluşturabiliyorsunuz. Eşleştirme, kutucuklar oyunları, işte labirent oyunları. Hani kazanımları günümüzde oyuna dökmek bir öğretmen için çok eğlenceli. Bir öğretmen bu tarz araçları kullanarak öğrencilerine hadi çocuklar akşam 8'de ders yapacağız deyince biraz daha şey olabiliyor ama hadi 8'de sizinle bir oyun oynayacağız deyince daha çok istekli oluyorlar. Çünkü çocukların yaş grupları gereği oyuna olan meyilleri çok fazla ve oyun üzerinden dersi anlatmak, bu kazanımları öğrencilere vermek günümüzde çok avantajlı diye görüyorum ben. Google Sites var. Google Sites şöyle öğrencilerimiz bazen kendilerine wiki tarzında web sayfaları yapabiliyorlar. Hatta öğretmenler de yapabiliyorlar. Google Sites bizim Google'un bize sunduğu bir web sayfa oluşturma aracı. Tamamıyla ücretsiz. Kendinize buradan bir web sayfası hazırlıyorsunuz. Bu hazırladığınız web sayfasında önce şöyle bir tıklıyorsunuz. Bir yeni bir sayfa tasarımı oluşturuyorsunuz. Şöyle şunu bir kapatayım ben. Burada web sayfanızın adı şeyi mesela içerik ekliyorsunuz dediniz. Şöyle bir web sayfası oluşturdunuz. Bunu daha önce ben oluşturmuştum ama neyse.
Google'a açtığınız, Gmail hesabınıza giriş yaptığınız tarayıcıdan, mobil uygulamasından da şey yapabilirsiniz. Telefondan da kullanabilirsiniz bunu. Burada bir web sayfası adı, işte web sayfanıza içerik, hatta şuradan sürükle bırak yöntemiyle sayfanızın tarzını seçebilirsiniz. Nasıl bir web sayfası istiyorsanız. Sonra yayınla dediğinizde size bir tane mail adresi şey veriyor. Bir adres şey yapıyorsunuz. Mesela burada Burak Turgut. Şöyle rastgele rakamlar yazdım. Nasıl internette yayınlayacağını da belirleyebiliyorsunuz ayrıca sayfanızın uzantısını. Tabii önüne sites Google ekliyorsunuz ücretsiz olduğu için. Sayfanıza kendinize özel bir içerik ya da atıyorum bir etkinlik projesi yapıyorsunuz. Günümüzde çok fazla kullanılıyor. Mesela yaygınlaştırma diye bir kavram var orada. Yaptığınız projeyi internette yaygınlaştırma adına yaptığınız içerikleri grup arkadaşlarınızla birlikte çalışmalarınızı internet sayfasına yüklemeniz isteniyor. Burada grup olarak ekip arkadaşlarınızla birlikte bir ücretsiz web sayfası açabilirsiniz atıyorum. İçeriklerinizi burada ücretsiz yayınlayabilirsiniz. Sayfa tasarımınızdan tutun da burada işte YouTube linki, harita, doküman, slide, e-tablo, form, grafik her şeyi ekleyebiliyorsunuz web sayfanıza. Sadece sürükle bırak yöntemi kullanıyorsunuz. Hiç de bir zorluğu da yok. Gayet de kullanışlı. Şimdi Potomat var. Bunu belki matematik öğretmenlerimiz bilir. Mesela matematik sorusu yazıyorum, atıyorum ben internette. Sonra bu Potomat. Mesela bu Potomat uygulamasını açıyorum. Mesela şu soru. Böyle bazen basit ve kısa sorularda mobil çözüm şöyle seçiyorum mesela burayı. Hatta şöyle telefonumdan da göstereyim de nasıl göründüğünü şey yapın siz de. Şöyle bir soru var mesela. Ben bunu telefonumdan şöyle seçiyorum. Şurayı. Tam burayı seçeceğim. Tabii bu en kısa olarak seçtim. Zaman almasın diye. Bu uygulama problemin resmini çektiğinizde adım adım çözümünü size sunuyor. Biraz karmaşık uygulamaları da bazen çözüyor. Matematik öğretmenlerimiz için ya da öğrencilerimiz problem yaşayan, matematik temel seviyesinde matematik çalışan veya çözümü merak eden öğrencilerimiz için hani soruyu çözüyor ama çözümünü soracak kimse yok. Bu uygulamayı kullanabilirler. Gayet de şık ve değişik bir uygulama. Cartigo var. Şimdi bunu web sayfası üzerinden göstereyim ben size. Bu aslında bir öğretmenler için değil de daha çok öğrenciler için çok keyifli oluyor. Cartigo'da bir takım, hatta şu açıklamasında yazıyor. Şimdi bir öğrenci takım şekli var ve bu takımdaki kişiler bir takım şeyler çiziyorlar ve karşı taraftaki kişiler bunu belirlemeye çalışıyor. Burada direkt kullanıcı adı ve sistemle oyuna giriş sağlıyorsunuz. Oda oluşturabiliyorsunuz. Öğrenciler de kendi aralarında oynayabiliyorlar bunu. Burada birileri bir şekil çiziyor. Alt tarafta bunu belirliyorsunuz veya bilmeye çalışıyorsunuz. Bildikçe puan kazanıyorsunuz. Hem görsel zihni geliştirebiliyor ve uygulamada gayet tutuldu. Çok da gelişen, şey yapan bir uygulama. Telefondan da yine uygulaması var, mobil uygulaması var. Açmayayım ama onu da yine kullanarak oynanabilir. Öğrenciler bunu yine seviyor. Çok da eğlenceli buluyorlar. Önerebilirim, kullanabilirsiniz. Google Akademik var. Size yine önereceğim, şiddetle tavsiye edeceğim bir site. Aslında akademisyen öğretmen arkadaşlarımız bunları çok rahat kullanıyordur. Google Akademik, Google'un bize sunduğu avantajlardan bir tanesi. Burada dünya üzerinde var olan bir takım akademik şeyleri inceliyorsunuz, makaleleri inceliyorsunuz. Mesela küresel ısınmayla alakalı bir makale istiyorum ben. Okumak istiyorum. Yani bununla alakalı bilgileri şurada sağ tarafta size hangi üniversitede, hangi veya işte akademisyenin yazdığı makaleleri gösteriyor. Burada daha aşağıya giderek İngilizce aratarak da bulabilirsiniz. Burada tıkladığınız zaman hatta sol tarafta buradan yıl olarak aratabilirsiniz, tarih olarak aratabilirsiniz veya dil olarak aratabilirsiniz. Hangi dilde, hangi tür makale aramak istiyorsanız burada onlara ulaşabiliyorsunuz. Mesela kodlama işte terimi altında Fransızca bir makale aramak istiyorum. Böyle sorularınıza cevap bulabileceğiniz bir web sayfası. Gayet de kullanışlı. Viont var. Viont uygulaması benim kendi gözümde gördüğüm hatta şöyle şu anki dijital ortamda animasyon içerik oluşturmak adına dijital ortamda benim gördüğüm en kullanışlı, en sağlam ve en profesyonel
video oluşturma aracı. Bugün EBA'nın videolarına baktığınızda Vyond'da oluşturulmuş bir takım videolara denk gelirsiniz. Çok güzel içeriklere sahip ve gerçekten muazzam derecede videolar oluşturuluyor burada. Burada karakterler, arka planlar, görseller, görselleri oynatmak, zaman çizelgesi yönetimi falan muazzam derecede güzel ve o kadar da güzel arka planlı ve oynatıcı şeylere sahip ki uygulamanın hani öğrencilere kattığı çok da büyük avantaj oluyor dolayısıyla bu görsel efektler. Ama tek bir sıkıntısı var ki biraz ücretsiz. Yani ücretli daha doğrusu. Ücretsiz versiyonda ekrana çok büyük bir reklam koyuyor Vyond diye böyle işte free Vyond falan. Ücretsiz kullanınca da ben pek tavsiye şey yapmıyorum, kullanmıyorum açıkçası ama ücretli halini de bazı kurumlarda yine böyle gördüm. Nasıl içeriklerine sahip olduğunu gördüm. Burada içerikleri yapıyorsunuz ve HD olarak indiriyorsunuz. Kurumsal olarak okulunuzda öğretmenleriniz video oluşturma, dijital öykü alanında çalışmalar yapıyorsa kurum olarak almanızı tavsiye ediyorum. Güzel, çok da şey bir fiyatı yok. Bakabilirsiniz fiyatlandırmasına. Ücretli versiyonu alıp kullanabilirsiniz. Yalnız bir kullanıcı aldıktan sonra aynı anda sadece bir kullanıcı giriş yapabiliyor. Diğer kullanıcı girince diğeri sistemden atıyor. Alıp çok güzel içerikler hazırlayabilirsiniz. Ben açıkçası bunu oluşturacağım eğitimler keşke ücretsiz olsaydı bütün videolarımı bununla yapardım. Çünkü karakterler gerçekten çok iyi. Müthiş içerikler yani adamlar gerçekten çok iyi bir yapay zeka ürünü harika bir çıkarmışlar. Ama ücretsiz olmadığı için kullanamıyoruz. Ama yine değerlendirme yapalım. Infogram.com sayfası var. Bunu sanırım evet burada kaydetmiştim size. Şimdi bazı infografik haritalama veya grafikler oluşturuyorsunuz dedik. Mesela dersin başında bir grafik aracından bahsettik. O hazır bir grafikti. Burada daha profesyonel bir çalışma yapıyorsunuz. Mesela web sayfasına bir giriş sağladınız. Size ekranda nasıl mesela ne yapmak istiyorsun diyor. Create proje bir proje oluşturmak istiyorum. Bak diyor ekranda bir takım grafikler var. Bunlara benzer bir şey yapabilirsin. Tamam dedim bunu beğendim. Bunu yapmak istiyorum. Burada size hazır grafikler oluşturabileceğiniz bir sistem sağlıyor. Yani profesyonel çalışmalarda hazır daha doğrusu burada var olan grafikleri kullanarak kendi istatistiklerinizi grafiğe döküyorsunuz. Bunları böyle hazır olduğuna bakmayın. Bunları kendiniz içerik olarak değiştirebiliyorsunuz. Böyle yazı falan yazdığınızda içerik olarak değiştirebiliyorsunuz. Grafikleri değiştirebiliyorsunuz. Güzel tarafı da şu kendiniz sayfa ekleme hatta da sayfa ekleme özelliği var. Mesela ben burada şöyle bir grafik oluşturayım. Mesela yeni bir klasör açayım. Okulum diye bir klasör açtım. Okulumda yapmış olduğum denemeler oluyor atıyorum ve bu denemeleri böyle liste halinde öğrencilerime grafik olarak her hafta verilerime gönderiyorum diyelim. Böyle bir sayfa açtım kendime ve buraya bir şey ekleyeceğim, grafik ekleyeceğim. Burada sol tarafta grafik özellikleri var. Bak o kadar fazla seçenek var ki istediğiniz herhangi bir alanda, istediğiniz herhangi bir türden grafik ekleyebiliyorsunuz. Mesela şunu eklemek istedim. Tıkladım buna. Ekledim buraya. Bunu ekledikten sonra sistem size sağ tarafta otomatik özelliklerini şurada veriyor. Bunları elle değiştirebiliyorsunuz. Bütün hepsini elle değiştirebiliyorsunuz. Siz buradaki değerler değiştirdikçe bunlar da değişiyor. Mesela 10, 10, 10. Hatta şunu işte Türkçe yapayım. Mesela bu değerleri değiştirdiğinizde buradaki değerler de değişiyor. Bu birinci sayfamdı dediniz. İkinci bir sayfa olarak da yine şu alt tarafta yine devam edebiliyorsunuz. Şöyle tıkladığınızda add page diyorsunuz. Yeni bir sayfada bu sefer farklı bir grafik oluşturmak istiyorum. Ya da burada grafik değil de burada bir harita eklemek istiyorum buraya. Ya da harita değil de burada bir not eklemek istiyorum. Veya bir ufak bir böyle zihin haritası veya bir küme şeklinde notlar ekleyebiliyorsunuz. Günümüzde birçok öğretmen kendi kaynağını oluşturabiliyor. Mesela derste ben mesela bilişim teknolojili öğretmeniyim. Kendi anlattığım dersin kendi kaynağımı, kendi içeriğimi oluşturabiliyorum. Bu size o avantajı çok sağlıyor. Kendi içeriklerinizi, dokümanlarınızı oluşturmada çok faydalanabilirsiniz buradan. Bir de öğrencilerinize veya verilerinize veya okulunuza bir takım istatistik verileri sunmak adına bir araç olarak kullanabilirsiniz. Tamamen hani günümüzde infografik araçlar yani bana diyorlar mesela hocam infografik yapabileceğim bir web sayfası var mı veya bir araç var mı? İşte size bu araç, o araç. Yarın lazım olduğunda yine inşallah ücretsiz olur. O zaman kullanırsınız ve download dediğinizde download seçeneği de yine çok rahat bir şekilde indirebiliyorsunuz. Günümüzde bu tarz araçlar çok nadir.
Belki de şu an çok fazla kullanılmadığı için ücretsiz, ama çok yüklenme olduğunda ücretli hale çok çabuk gelebiliyorlar. O yüzden kullanmanızı tavsiye ediyorum. Umarım ücretli olmaz. Peki daha sonra ne var? Google Earth var. Aslında bu kavramı çok duydunuz. Ama duyanların %95'i bu Google Earth hiç kullanmadı. Sadece duydu. Öğrenciler bunu çok sıklıkla kullanıyor. Bundan emin olun. Okullarda çok fazla sayıda öğrenciler kullanıyor. Google Earth'ün güzel bir avantajı şu hani biz normalde dünya üzerinde geziyoruz. İşte ülkelere gidiyoruz. Şehir şehir geziyoruz. Google Earth'le birlikte çalışan Google Maps var. Normalde sadece dünya yeryüzü üzerinde değil, uzaya da aynı zamanda yerin dibine de yani bir çukura da veya denizin altına da girebiliyorsunuz bu tarz uygulamalarla. Öğrencileriniz sevecektir. Bol bol kullanın. Ben şu anda internetim çok hani herhangi bir sıkıntı yaşatmasın diye açmadım. Ama Google Earth'ü ve Google Maps'i mutlaka not alın. Hatta Google Maps'te dağcılarla beraber dağa bile tırmanabiliyorsunuz mesela. Yani dağın belli yerleri var. Dağ Everest tepesine kadar, yerin dibine kadar inebiliyorsunuz. Birçok yere, hiç ummadık bir caddelere gidebiliyorsunuz. Yani böyle öğrencilerini sevecektir. Ben mesela dersimde öğrencilerime hadi bugün herkes bir takım ülkeleri gezsin. Bir tanesi Tayvan'a gidiyor, bir tanesi Mısır'a gidiyor, bir tanesi işte ne bileyim Tokyo'ya gitmiş, bir tanesi Paris'e gitmiş. Farklı farklı ülkelerde geziyor. Öğrencilerin dış dünya ile alakalı bilgi sahibi olması dışında o yerleri görmesi de çok önemli. Yani bana mesela bir tane öğrenci bir yere gitmiş, çok farklı bir yere gitmiş. Tokyo'da bir herhangi bir restoranın önüne gitmiş ve Türkçe bir takım şeylere denk gelmiş. Orada bir takım dükkan var, bayrak asmış falan. Bir böyle değişik bir olay görmüş orada. Hep beraber inceledik, gördük. Hani böyle farklı yerlere gidebiliyorlar. Öğrencinin ufkunu açmak adına, böyle nasıl diyeyim, hayal güçlerini geliştirmek adına bu tarz şeyler mutlaka yapın. Öğrencilerinize önerim. En azından haftada her hafta pazar günü bir şehre hep birlikte gezmeye gidin. Yine bu şekilde önerim var. E-tablolar uygulamasını şöyle söyleyebilirim. E-tablolar günümüzde kullandığımız Excel uygulaması var. E-nabıza girdi bu. Ha, bu arada e-nabızı da önerelim. E-tabloları e-nabızda yine Sağlık Bakanlığı'na bağlı. Şimdi Google e-tablolar bizim bilgisayarda kullandığımız Excel uygulaması var. Bunu herkes biliyor. Microsoft Office uygulaması. Ne yapıyoruz bu Excel uygulamasında? Şöyle Excel'i açtığımda hemen hemen her okulda vardır. Dokümanlar, işte istatistik bilgiler, projeler, veriler falan filan var bu Excel'de. Ama bu bizim kullandığımız offline versiyonu. Bunu Google almış e-tablo haline dökmüş. Yani demiş ki kardeşim sen bilgisayarda kullandığın o Excel'i Google diyor ki ben bunu internette yayabiliyorum. Microsoft diyor ki ben bunu bilgisayarda kullanmana izin veririm ama Google diyor ki ben de diyor online kullanacaksın. İnternet olmadan da kullanabilirsiniz bunu. Mesela ben okulda bir e-tablo gördüm. E-tablo yani daha doğrusu sınıfımla alakalı bir Excel'de çalışma yapıyorum. Ama yanımda flash belleğim yok. Unuttum. Bunu Google'da e-tablo olarak kaydedebilir. Eve gidince bilgisayarımdan tekrar indirebilirim. Yani internette bugün kullandığımız bilgisayardaki Excel'in aynısını internete ekleyebiliyorsunuz. Nasıl ekliyorum? E-tablolara giriyorum. Bir boş Excel dosyası oluşturuyorum. Daha sonra açıyorum. Bilgisayardaki Excel dosyasını seçiyorum ve online oluyor. Hatta burada online işlemler de yapabiliyorsunuz. Çok rahat ve basit bir şekilde işlemler yapabiliyorsunuz. Tıkladım herhangi bir linke. Tıkladıktan sonra mesela burada şu sağ tarafta bir link veriyor size. Bunu öğretmenlerinizle paylaştığınızda bu sayfa bütün öğretmenlere giriyor. Herkes buraya bir şeyler ekleyebiliyor. Bununla alakalı da yine çok fazla sayıda video içerikler var. Google'da, YouTube'da araştırıp bakabilirsiniz. Mutlaka tavsiye ederim. E-tablolar mutlaka kullanın. Çok avantajlı ve çok da işinize yarayacaktır. Hele anket yapmada, insanların görüşünü almada, velilerle öğrenci, öğretmen arasındaki işbirliklerde, yani başvurularda e-tablo artık günümüzde mutlaka vazgeçilmez bir web aracı. Kesinlikle kullanın. Foros uygulaması var. Biraz odaklanma uygulaması. Bunu şöyle, burada bir fidan var. Bir şey, mesela diyoruz ki 5-10 dakikalık ders çalışacağım. 10 dakikalık periyotlar veya 5 dakikalık periyotlar şeklinde bu uygulamayı açıyorsunuz. Orada bir ağaç dikiyor bu uygulama. Ben telefonla bunu kurmadım. Yani bayağıdır kullanmıyorum. Uygulamada bir ağaç çıkıyor böyle. Tıkladığınızda siz ders çalışana kadar o ağaç orada büyüyor falan. Ya da işte ilgilenmediğinizde, zamana riayet etmediğinizde o soluyor, kuruyor, şey yapıyor falan. Odaklanma adına güzel bir uygulama. Kullanabilirsiniz öğrencilerinizde veya kendinizde. Bu pixlr.com diye bir web sayfası var. İçerik olarak ben bunu çok beğeniyorum. Bazen online olarak da yine kullanıyorum. Bunu burada
Kaydettim mi? Hayır, kaydetmedim galiba. Şöyle bir daha bakayım. Kaydetmemişim. Pixlr şuydu. Mesela bilgisayar ortamında bazen bilgisayardan normalde bilişimci arkadaşlar bunu çok rahat bir şekilde kullanır. Photoshop yükler bilgisayarına veya InDesign veya herhangi bir takım bilgiler, programlar yükleyerek bilgilerini halledebiliyorlar. Ama burada şöyle bir özellik var. Pixlr'da online olarak bir fotoğraf düzenleme içeriği var. Burada bu uygulamaya direkt giriyorsunuz. Size diyor ki hangi resim üzerine uygulama yapacaksın. Ben bunu daha önce Rize'nin bir resmini indirdim. Burada resim üzerinde oynama yapabiliyorsunuz. Fırçası, mırçası, bilmem nesi, değişik böyle yazılar, mızlar, efektler. İşte yazı üzerine şöyle bazen yazabiliyoruz. İşte şöyle Burak Turgut falan yazı. Resim üzerine yazılar, düzenlemeler, resmi kesmeler vesaire. Online olarak Photoshop'taki bazı araç ve katmanlar burada var. Yine benzer şekilde kullanabilirsiniz ki aracı Türkçe olması da güzel bir avantaj. Online olarak bir fotoğraflama sistemi diyebiliriz buna. WordCounter 360 kelime sayacı. Bu bazen bizim ücret şöyle WordCounter 360. Mesela bir Atatürk'ün Hayatı diye bir şöyle uzun bir yazı bulalım. Mesela şöyle Wikipedia'da uzun bir yazı istiyorum. Evet, tam da bana uygun. Mesela uzun yazı buldum. Bu yazıyı kopyalıyorsunuz. Açıyorsunuz bu web aracını, WordCounter'ı. Bu kelime uzunluğu hiç önemli değil. Tamamen buraya yazdığınızda bu metin içerisinde kaç tane sözler, kaç tane karakter, kaç tane ifade, kaç tane paragraf, kaç tane cümle veya ortalama cümle veya hangi kelimenin en çok kaç defa kullanıldığı. Mesela Türk kelimesi 10 defa, sabah kelimesi 5 defa, Atatürk kelimesi 4 defa, devlet kelimesi 4 defa, için kelimesi 4 defa. Hangi kelimenin kaç defa kullanıldığını size veriyor. Bazen oluyor. Yani en çok hangi kelime kullanılmıştır gibi bir soru falan sorulabiliyor. Hatta böyle bir paragraf içinde en çok hangi kelime kullanılmıştır veya şu kelime kaç defa kullanılmıştır? Bu tarzda kullanabilirsiniz. Değişik ve güzel bir uygulama. VirtualBox uygulaması. VirtualBox bu bir bilgisayar yazılımı aslında. Bunu birçok öğretmen değil ama bilişimci öğretmenlerimiz yine birçoğu biliyordur. Bilgisayar içerisinde yine bir farklı bilgisayar oluşturmak için bunu kullanabiliyoruz. Bilgisayarınızda ikinci bir işletim sistemi kurmak istiyorsunuz. Ben mesela şu an VirtualBox'ımda Ubuntu kullanıyorum. Burada ikinci bir bilgisayarda bazı işlemler yapıyorum. Yani kendi işletim sistemimi değiştirmiyorum da bilgisayar içerisinde farklı bir işlem yapmak istiyorum. O zamanlarda kullanabildiğim bir uygulama. İkinci bir bilgisayar, biraz RAM, biraz ekran kartı, biraz paylaşım falan veriyorsunuz. Size bilgisayar içinde bilgisayar yaptırıyor. Yani bazen kendi bilgisayarınızda yaptığınız işlemler oluyor. Ama bunlar sizin sevmediğiniz şeyler olabiliyor. Yani işiniz gereği daha doğrusu öyle söyleyeyim. Bunu farklı bir işletim sisteminde yapıyorsunuz. Farklı bir bilgisayar, tablet almaktan ziyade bilgisayar içerisinde bir bilgisayar kuruyorum ve onun içinde yapıyorum bu işlemleri. Gayet de işimi görüyor, gayet de kullanışlı. İsteyen öğretmenlerime bu şekilde yine bunu tavsiye edebilirim. Bir tane daha uygulamam vardı. O da Hayat Eve Sağır uygulaması. Son olarak da onu öneriyoruz. Yine Sağlık Bakanlığı'nın bize önerdiği ve virüs mücadelesinde çok önemli bir derecede insanlara faydalı olan bilgi amaçlı kullanılan bir uygulama. Hem HES kodu alabildiğimiz gibi hem de bulunduğumuz çevrede virüslü vakaları tespit eden veya riskli olup olmaması durumuna göre bilgilendiren bir uygulama. Sağlık Bakanlığımızın tavsiye ettiği uygulama. Bu şekilde 25 tane aracı size önermek istedim. Ama dediğim gibi bu araçlar dışında yine şu an Rize Milli Eğitim'in hesabında YouTube hesabında daha önceki videolar var. Orada dijital içerikler 1 ve dijital içerikler 2 şeklinde birçok eğitim videosuna ulaşabilirsiniz. Mutlaka faydalanın. Bu uygulamalar bizim için önemli. Bunlar içerisinde Google Drive, Drive gibi diğer birçok uygulama yazılımlar da var. Bir öğretmen ihtiyaç duyabileceği birçok uygulama, yani beyaz tahta uygulamalarından tutun, yazı, afiş, görsel oluşturabileceğiniz, animasyon oluşturabileceğiniz, telefonunuzun
daha rahat kullanım için uygulanabilecek birçok uygulama var. Ve hepsi sizin tamamıyla yine içinde yarayacak uygulama. Hatta ben şöyle eni deski kapatmadan diğerlerini göstereyim. Telefon içerisinde mesela buradaki birçok uygulamayı kullanmayabilirsiniz hemen hemen her gün. Ama bazen oluyor ki dersinizin o esnasında çok gerekiyor ve kullanmanız gerekiyor. Mesela atıyorum Bitly, şurada kısa bir link oluşturma. Yani çok uzun bir link var ama ben bunu çok kısa yapmak istiyorum diye. Atınız kullandım veya sanal bir müze uygulaması veya haberlerle sürekli takip ettiğiniz konularla alakalı haber veya anket uygulaması, not uygulaması, PDF okuyucu ya da herhangi bir alanla alakalı merak ettiğiniz işte bir takım çalışmalar vesaire kişisel tercihlerinize göre kullandığınız uygulamalar olabiliyor. Böyle zamanlarda mobil uygulamalar hatta Google Play'in eğitim bölümünden de kullanarak oradaki uygulamalara da erişebilirsiniz. İçerik olarak size çok fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bu böyle uygulamalı tavsiyeli bir eğitim oldu. Burada amacımız öğretmenlere bir farkındalık oluşturmaktı. Öğretmenlerin dersine yardımcı olabileceği araçları öğretmekte faydalı olduğunu umuyorum. Evet, 51 geçiyor saat. Varsa sorularınız varsa ben sizin sorularınızı alayım. Şöyle bir chat bölümüne bakayım. Evet, YouTube'dan da sorulara bakabilirim bu arada. YouTube'u da ben bir açayım. Şimdi sorulara bakayım. Burada bir soru var mı? Kamtasya. Kamtasya ne? Soru mu bu? Yoksa çok Kamtasya. Ha, hocam herhalde belge alamamış. Evet, YouTube'da bir soru yok. Gayet güzel. Tamam. Her şeyi anladık herhalde burada. Sanırım burada da başka bir soru yok. Tamam. Evet. Umarım faydalı olur. Herkese hayırlı akşamlar, herkese hayırlı dersler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.